yemyeşil ovada görkemli bir dağ gibi yükselir. Zirvesindeki kar kibirden değil ama oldukça mağrur. Sis perdesinin arkasına saklanır, sessizce o anı bekler. Göremeseniz de zamanı gelince olması gereken yerde olacağını bilirsiniz. Dev cüssesinden beklenmedik bir şekilde hızlanır. Ne yapması gerektiğini düşünmez, bilir. Kaleye bakmaz, kaleciyle muhatap bile olmaz. Ayağından çıkan topun nereye gideceğinden hiç şüphe duymaz. Gollerini boş kaleye atar Mario Gomez. Futbolda da, hayatta da boş kaleye gol atmak kolaydır. Kaleyi boş yakalamaksa maharetin doruk noktasıdır. Onun hikayesi, güçlü bir adamın nasıl tökezlediğinin değil, tökezledikten sonra nasıl yeniden ayağa kalkılacağının, yolun sonuna odaklanmak yerine yolculuğun tadını çıkarmanın hikayesi. Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde kiralık oyuncularından maksimum verim aldığı ve keşke geri dönse dediği isimlerin ilkiydi Mario Gomez. Sonrasında Talisca, Aboubakar gibi isimlerde de aynı şey yaşandı. Tadı damakta kaldı tabiri caizse. Mario Gomez tek bir sezonda efsane olmayı başarmıştı. Bu hafta size onun hikayesini anlatıyorum. İspanyol bir baba ve Alman bir annenin oğlu olan Mario Gomez, 1985 yılının sıcak bir Temmuz gününde Almanya'da dünyaya geldi. Yerel takımlarda futbola başlayan ve ardından Stuttgart altyapısına giren Gomez, 2003-2004 sezonunda U19 liginde 11 maçta attığı 14 golün ardından Stuttgart 2 takımına yükseldi. Sezonun kalanında bu takımla da 19 maça çıkıp 6 gol buldu. Bir sonraki sezon A takım hocası Matthias Sammer genç Mario'ya şans tanımaya başladı. Bundesliga'da 8 maçta 60 dakika şans bulan dönemin genç futbolcusu gol atma başarısı gösteremese de bir de UEFA Kupası maçına çıkarak adını duyurmayı başardı. 2005-2006 sezonu başında takımın başına geçen Giovanni Trapattoni, Mario Gomez'in kariyeri açısından önemli isimlerden biri olacak ve genç isme güvenerek onu sezonun büyük bölümünde sonradan oyuna alarak Bundesliga'ya ve büyük maçlara alıştıracaktı. Her geçen sezon gol ortalamasını arttıran Gomez, Stuttgart'ta forma giydiği 6 sezonda 156 maça çıkıp 87 gol attı, 24'te asist yaptı. 2008-2009 sezonunda 35 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olurken ödenen 35 milyon euro ile Bundesliga'da en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu ama burada geçireceği yıllar biraz sancılı olacaktı. Bayern Münih'te çıktığı ilk antrenmanda şu sözleri işitmek zorunda kalmıştı. "Merhaba, ben Louis van Gaal. Sen kimsin?" General lakaplı Louis van Gaal pekala bildiği ismi duyduktan sonra bir de şunları söylüyordu. "Seni ben transfer etmedim. Kendine kulüp bul istersen." Gomez daha o antrenmanın ardından kulüp yönetimine gitmek istediğini bildirip eşyalarını toplamıştı. Ancak Bayern Münih yönetimi buna izin vermeyince yoluna devam etti. Münih'te sayısız gol atsa da bu adam niye mutsuz diye soran da çok oldu o 5 yıl içinde. Ve belki de attığından çok daha fazlasını atacaktı. Daha mutlu olsaydı. Bayern'de ilk sezonunda adaptasyon dönemini geçiren Gomez 10 gol attı. İkinci sezon ise Miroslav Klose ile birlikte ilk 11'i paylaşmaya başladı. Hatta Klose'nin sakatlanmasıyla onun önünü açtı ve o sezon 28 golle Bundesliga'da gol kralı oldu. 2010-11 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 golle gol krallığında Samuel Eto'o ile birlikte ikinciliği paylaştı. Bundesliga'da tam bir gol silahı olan 1985 doğumlu oyuncu Stuttgart formasıyla 3 kez, Bayern Münih formasıyla ise 10 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 2011-12 sezonunda ise kulübü Bayern onunla sözleşme yeniledi ve yıldız forvet kontratını 2016'ya kadar uzattı. O sezon Gomez 33 maçta 26 gol attı ve Klaas-Jan Huntelaar'dan sonra Bundesliga'da en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. Bayern Münih'te fazla forma şansı bulamadığı sonraki sezonlarda problem yaşamaya başladı. Uli Hoeneß ondan bizim problem çocuğumuz olarak bahsetti.
Gomez bu yakıştırma sonrasında "Ben hiçbir zaman problem çocuk olmadım. Oynamazsam kendimi gösteremem" şeklinde cevap verdi. Guardiola'nın gelmesi ve Mandzukic'in artık birinci forvet olmasıyla takımdan ayrılmak istediğini belirten Gomez, Guardiola'nın da onay vermesiyle 15 milyon euroya Fiorentina'nın yolunu tuttu. İmza töreninde 20 bin Floransalı futbol sever vardı. Gomez, Bayern Münih'te ne kadar başarı yaşasa da bir türlü mutlu olamamıştı. Sırf bu yüzden çok daha cazip ve çok daha iyi teklifler almasına rağmen Fiorentina'nın yolunu tutmuştu Bayern Münih'in ardından. "Oradaki yaşamı seveceğimi düşünüyorum" diyen Gomez, mor menekşelerde uzun süreli bir sözleşme imzalamıştı. Güneş, kafeler, hayatı gerektiği kadar ciddiye alan insanlar ve Dolce Vita. Tam Mario Gomez'e göre bir hayat. Ama gel gör ki mutluluk orada da yoktu. Bir dönem sonra takımı devralan Vincenzo Montella, Gomez'i pek sevmemiş ve ona "istersen git" demişti. Fiorentina'da beklentiler çok büyüktü ama bu sefer de şanssızlık yakasına yapışmıştı. O sezon ağır bir sakatlık geçiren Gomez, Eylül ayından Şubat ayının sonuna kadar takımdan ayrı kaldı ve sadece 3 gol atabilmişti. Fiorentina takımında oynadığı 2 yıl boyunca 47 maçta 14 gol atan Mario Gomez, beklentilerden fersah fersah uzak kalmıştı. Kariyerinde sancılı dönemler yaşayan, birçok futbolcuya şifa olmayı başaran Süper Ligimiz ona da iyi gelecekti. Beşiktaş'ın devreye girerek bir sezonluk kiralık anlaşması yapmasıyla Mario Gomez bir anda kendisini İstanbul'da buldu. Gomez, huzur ve form bulmak için Türkiye'ye geldiğinde eleştirmeyi övmekten daha çok seven Almanlar, Gomez kariyerini bitirmek için daha güneşli bir yer seçti yorumları yapıyordu. Giovanni Trapattoni'nin de dediği gibi Fiorentina'dan transferiyle İtalya çok büyük bir golcüyü kaybederken Beşiktaş taraftarı meşalelerle havaalanına akın ediyordu. Kariyerinde açtığı bu yeni sayfanın Gomez'e daha ilk günden iyi geldiği ortadaydı. Bir takımı tarihinin en heyecan verici dönemlerinden birinde yakalamak hangi düzeyde olursa olsun bir oyuncu için önemlidir. Zaten arkasında fiziğine bu kadar yakışan gol sevincini sık sık sergilemesini sağlamaya hazır bir oyuncu grubu vardı. Bireysel performans yönetimi ve forma adaleti gibi yönetilmesi çok zor iki kavramı da bu kadar iyi dengede tutabilen bir teknik direktörle yollarının kesişmiş olması da en büyük şansıydı. Gomez, Beşiktaş formasını giymesiyle beraber özlediği golcü kimliğine yeniden kavuştu. Ve İtalya'da kaldığı 2 yıl boyunca attığı golün 2 katını bir sezonda oynadığı 41 maçta atarak Süper Lig'in gol kralı oldu. Beşiktaş'ın statsız geçen iç saha diye bir avantajının olmadığı, her maçı deplasman havasında oynadığı sezonda Gomez birçok maçta takımı ipten alıyor, Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri oluyordu. Gollerden sonra taraftara doğru koşarak yaşadığı gol sevinciyle keşke sene sonunda burada kalsa dedirtiyordu. Sezon sonunda başkanla görüşüp Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurulursa kalabilirim diyen Gomez ile anlaşma sağlanamıyor, yaptığı açıklamalarda sürekli olarak kalabileceğini belirtip sonra birden Fiorentina'ya dönüyordu. O yıl Türkiye'de yaşanan olayların da bunda etkisi olduğunu söylemekte fayda var. Bu gönül oyalayıcı tavırların ardından gitmesi üzerine bir kısım taraftar tarafından kendisine Eyşan lakabı takılmıştı. Büyük zarar ettiğini düşünen Fiorentina, Beşiktaş sonrası yeniden piyasası artan Gomez'i Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a sattı. Bundesliga'ya geri döndüğü ilk sezonda 33 lig maçında 16 gol 1 asist oynadı. İkinci sezonunda maçlara kolundaki kaptanlık pozbandıyla çıkmaya başlıyor, sakatlıklar yaşamasına rağmen 28 maçta 9 gol 5 asist üretiyordu. Kariyerinin sonlarına yaklaşırken hikayeyi başladığı yerde bitirmek istiyordu ve Stuttgart'a geri döndü. Skora çok büyük katkı sağlayamasa da onun sahada olması takım adına önemliydi. 7 gol 2 asist üretse de takımı ligi 16. sırada tamamlayarak düşmekten kıl payı kurtuldu. 2018-19 sezonunda artık futbolu bırakmaya hazırlanan golcü 31 lig maçında 7 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı. Koronavirüsten dolayı seyircisiz oynanan 2019-20 sezonun sonunda boş tribünlere karşı vedasını yaptı. Milli takımda ise 78 maça çıkıp 38 gol atan Mario Gomez, teknik direktör Löw için hiçbir zaman ilk tercih olmadı. Sistemine uymadığı için tercih etmediğini açıklayan Löw, forvet sıkıntısı yaşadığı dönemlerde dahi Gomez'i görmezden geldi. Buna rağmen şans bulabildiği dönemlerde 38 gol atarak önemli bir başarı sağladı.
Aslında insanın kendisine bahşedilen yeteneğin farkında olması tehlikeliydi. Yeteneğini gözünde fazla büyütenler zaman içinde küçülerek yok olup gitti. Hayat sadece sahip olduğu yeteneğin bedelini ödeyebilmek için canlı başla çalışanlara adil davrandı. Mario Gomez tam da böyle biriydi. Yeteneğinden çok, yeteneğine layık olabilmek için yaptıklarıyla ve sahip olduklarını kaybetme korkusuyla yüzleştiği halde pes etmediği için takdiri hak eden bir futbolcu olarak gönüllerdeki yerini aldı. Mario Gomez, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gittiği takımlarda pişmanlık yaşamış mıdır bunu bilemem ama Türkiye'de kalsaydı bir sonraki sezon çok daha başka hikayelerin yazılmasına sebep olabilirdi. Video sonunda sizlerden ricam Ekşi Sözlük gibi platformlarda yazarlığı bulunanlar ilgili konularda videolarımızdan bahsederlerse çok sevinirim. Haftaya yeni bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.